Herkese merhaba. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bugünkü canlı yayını hayatımız sınav konusunda işlenecek. Çok değerli misafirlerimiz var. Onları bekliyorum bir yandan. Hoş geldiniz. Hocam hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok değerli öğretmenleri konuğumuz, bizim misafirimiz, aynı zamanda İstanbul Şirin Evler ve Güneşli Vatan Özel Öğretim Kursu'nun öğrencileri, öğrenci adayları bizim misafirimiz. Hayatımız sınav konusunu çok değerli bir rehber öğretmenimiz, eğitim ve kariyer danışmanı Berkay Yelen Hoca ile işleyeceğiz. Kendisini yayına davet ediyorum. Merhaba hocam. Merhaba Ceylan Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Müsaadenizle öncelikle sizi takdim edeyim. Berkay Yelen Hoca bizlerin sınav süreçlerinde ve tercih dönemlerinde sıklıkla bilgisine başvurduğumuz çok değerli bir öğretmenimiz. Senelerce eğitim ve kariyer danışmanlığı yapan bir rehber öğretmen kendisi. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin de tekrar bir arada olmaktan, bu güzel programınız vesilesiyle bir arada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkürler hocam. Konumuz hayatımız sınav. Evet. Çok fazla soru var. Aynı zamanda ben sizlere sorular yöneltirken arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız ve hocalarım da sorularını yorum kısmına yazabilir. Şöyle bir girizgahla başlamak istiyorum hocam. Biliyorsunuz YKS yaklaşıyor. Dolayısıyla öğrencilerin sınav kaygısı da bu yaklaşan sürede artıyor. Bununla birlikte artan sınav kaygısının yanında öğretmenlerin ve velilerin sorumlulukları artıyor. Siz bir rehber öğretmen olarak ve yıllarca öğrencilerle bu süreçlerde hocam sırt sırta çalışmış bir öğretmen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bugünleri? Zor süreçler, salgın da bu süreci açıkçası kolaylaştırmış değil. Öğrenci arkadaşım bu dönemde her şeyi temeline kendini almalı. Bu belki biraz bencillik olarak görülebilir ama özellikle son bir ay kala öğrenci arkadaşlarım çalışmalarını planlarken, çalışmalarını sürdürürken biraz dünyanın merkezine kendilerini almalılar. Gelecekle ilgili beklentilerini gerçekçi olarak kurmak bu dönemdeki sınav kaygısını yönetmek için çok çok önemli bir ipucu. Beklentilerinizi gerçekçi olarak oluşturmalısınız. Bu şu demek değil. Toplumda ulaşmak istediğiniz rollerden, yapmak istediğiniz mesleklerden, sürdürmek istediğiniz yaşam tarzından vazgeçmek değil. Ama şu son döneme kadar girdikleri deneme sınavları, o deneme sınavlarında elde ettikleri puanlar 3 aşağı 5 yukarı sınavda ne yapabileceklerini hakkında kendilerine bir fikir verir. Şimdi bu gerçekçi fikir üzerinden beklentileri inşa etmeleri ben özellikle öneriyorum. Sınavlar bugüne kadar girdikleri onlarca deneme sınavı, ondan önce girdikleri lise sınavlarını da göz önüne aldıklarında arkadaşlarımın çok deneyimli olduğu bir alan. Profesyonel öğrenciler bu arkadaşlarım. Yapmalarını önereceğim ikinci şey kendilerine güvenmeleri. Bu korona süreci biraz da aslında bu konuda bize daha önce bildiğimiz ama çok da üzerine durmadığımız şeyleri hatırlattı. Öğrenmenin yeri ve zamanı olmadığını fark ettik bu süreçte. Bir şey öğrenmeye karar verdiğimizde elimizdeki kaynakları, hangi kaynaklar olursa olsun, videolar, kitaplar, sosyal ilişkilerimiz, hatırımızın geçeceği öğretmenler, bu kaynakları bir araya getirerek İstediğimiz şeyi öğrenebileceğimizi, bu öğrenme olgusunun zamana ve mekana bağlı olmadığını fark ettik. İki, kendi başımıza bir şeyleri yapabildiğimizi fark ettik. Bugüne kadar belki lisenin ilk yıllarında anlamakta zorlandığınız, kurslarda anlatılmasına rağmen gene anlamakta zorlandığınız konuları tek başımıza masanızın başına oturduğunuzda anlayabildiğinizi, öğrenebildiğinizi fark ettiniz. Bunlar çok çok önemli kazanımlar. Genel anlamda bakarsak her akademisyenin
önündeki sıralarda oturan üniversite öğrencilerinden de bekledikleri aslında bunlardan çok farklı şeyler değil. Evet. Arkadaşlarımız aslında iyi bir üniversite öğrencisi olmanın provasını gerçekleştirdi bu dönemde. Evet. YKS'deki değişiklikleri hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek TYT süresinin uzatılması, gerek AYT barajının 180'den 170'e çekilmesi, size de bunu yöneltmek istiyorum soru olarak. Evet, yani özellikle TYT süresinin normal süreden 30 dakika daha fazla uzatılması psikolojik bir etki, olumlu bir psikolojik etkidir aslında. Çok olumlu bir karardır, ben bunu destekliyorum. Tabii ki bu karar sayısal öğrencilerin ikinci basamak sırasında, yani AYT sonrasında eşit ağırlık programlarda, eşit ağırlıklı programlarda eşit ağırlık öğrencileriyle yarışması durumunda onların lehlerine bir sonuç da üretti. Bunun bahasına alındı bu karar. Ne demek istiyorum? Eşit ağırlık puan türüyle yerleştirmeye girecek sayısal öğrenciler var. Hukuk ve psikoloji gibi alanlarda. Mezun öğrenciler arasında ve son sınav hazırlığının son 4 ayında, 5 ayında karar değiştirip eşit ağırlıktan tercih yapmaya karar veren ciddi bir sayısal öğrenci kitlesi var. Bu kitle için çok önemli bir avantaj. Evet. 30 dakikalık uzatılması. Neden? Çünkü eşit ağırlık öğrencisi TYT'deki fen bilimlerinin sorularını yeterli bir biçimde çözemiyor. Ama sayısal öğrenciler sosyal bilgiler sorularını sadece zaman bulamadıkları için çözemiyorlar. Şimdi bu 30 dakikalık zaman bu sayısal öğrencilere tanındı. Bu sayısal öğrenciler için ama eşit ağırlıklı programlara tercih yapacaklarsa çok önemli bir avantaj oluşturdu. Ama sınava 2,5 milyon öğrencinin katıldığı, üniversite adayının katıldığı göz önüne alındığında sayısal öğrenciler de yine olabilmesi olabileceği bilinen bir uygulamanın 2,5 milyon öğrenciyi rahatlatması çok olumlu buluyorum. Evet. Bunun dışında bu süre tabii ki TYT ile tercih edecek olan olumlu yönde etkileyecek. Özellikle büyük TYT puanıyla sağlık programları, uçak teknolojisi programları ya da uygulamalı mütercim tercümanlık programları gibi programların ücretsiz puanlarında, taban puanlarında bir artışa sebep olabilir. İkinci olarak tabii ki 170 barajının oluşturulması, barajın 180'den 170'e indirilmesi ÖSYM verilerine göre konuşuyorum. 112 binde 195 bin arasında adayın tercih yapabilir hale gelmesine yol açacak. Bunun pratik sonucu ne olur? Tabii ki üst yüzdelik dilimleri etkilemez. Ama gerek psikolojik bir etkidir. Öğrenci arkadaşlarıma, üniversite adaylarına ben böyle bir bölüme yerleşebiliyordum ama tercih yapmadım deme olanağı sağlayacaktır. Ya da içinde bulunduğu durumu değerlendirip tercih yapma yoluna sokacaktır öğrenciyi. Her iki durumda öğrencilerimiz avantaj oluşturuyor. Bu tabii ki nasıl bir sonuç oluşturabilir taban puanlarla ilişkisinde? Sayısal öğrencilerin çok fazla tercih edilmeyen Ziraat Fakültesi programlarına küçük kentlerde Ziraat Fakültesi programlarına kendi kentlerinde yerleşme olanağı bulmalarını sağlayacaktır. Bu yüzden bu kontenjanları boş kalan küçük kentlerdeki Ziraat Fakültelerinden bahsediyorum. Kontenjanları boş kalan birçok bölümün kontenjanların dolabileceğini düşünmek mümkün. Aynı şey eşit ağırlık öğrencileri için de söylenebilir. Gene küçük kentlerde ve kendi kentinde yer alan uygulamalı alanlarla ilgili. Mesela işletme bölümleri, maliye bölümleri, lojistik bölümleri, Taşya'da yer almasına rağmen uluslararası ile başlayan bölümler.
Bunlar da kontenjanlarını doldurmakta zorluk çekiyorlardı. Bu yıl bu kontenjanlar dolabilir. Yani baraj sebebiyle kendi kentindeki bir üniversitenin başka öğrenciler tarafından tercih edilmeyen bölümlerine öğrenciler yerleşme olanağına sahip olacaklardır. Bu da olumlu bir gelişme olarak kalırsa. Evet. Arkadaşlar sorular yöneltiyor. Yabancı dil sınavı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Dil öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Bu süreçte tabii, dil soran var. Dil öğrencilerine ne tavsiye edeceğim? Şu dil eğitimi önemli bir eğitim. Şey göz ardı etmesinler. Özellikle TYT ile öğrenci kabul eden uygulamalı mütercim tercüman programları var. Eğer AYT'de istedikleri programa erişemezlerse TYT'nin süresinin de uzatılmış olduğunu göz önüne alarak lütfen 1+2 yıl eğitim veren ve TYT puanıyla öğrenci alan uygulamalı mütercim tercümanlık programlarına bir göz atsınlar. Ben genel anlamda şunu söylüyorum. Dil ve tasarım alanıyla ilgili öğrenciler tercih yaparken zaman kaybetmesinler. İkinci yıla bırakmasınlar. Genel tavsiyem budur. Çünkü bu alanlarda ilerleme kişisel beceriye dayalıdır. Ve bu beceri de takdir edildiği yerde ve ortamında geliştirilir. Evet. Gitsinler puanlarının yettiği dil bölümlerinde eğitime başlasınlar. Arzu ederlerse ikinci yıl hedefledikleri başka bir üniversite varsa ve o bölüme yerleşmek üzere üniversiteler girebilirler. Bu opsiyonu da göz ardı etmesinler. Sanat, evet, tasarım ve dil alanında öğrenci bu becerisini yeşertebileceği ortama gitmeli. Orada zaman geçirmeli. Bu zamanı zaman kaybı olarak görmemeli arkadaşım. Hocam, sözel öğrenciler için görüşleriniz nelerdir? Sözelciler. Yani hep bütün düzenlemelerde en sonda yer alan ve en fazla bir üniversite mezunundan beklenen temel yeterliliklere sahip olacak şekilde kendilerini yetiştirsinler. Daha açık bir deyişle kendilerine bu alanda olanak sağlayan üniversiteleri tercih etsinler. Evet. Bu Türkiye'de erişemezlerse başka olanakları zorlasınlar. Güzel adamız Kıbrıs bu konuda öğrencilere çok önemli avantajlar sağlıyor. Evet. Üniversite öğrencisinin sahip olması gereken temel yeterlikler neler? İngilizce hazırlığı olsun bu programların. Ve üniversitede bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirebilecek bir yan dal programı ya da öğrenci kulüplerine sahip olsun. Bunu dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Hocam, ben bir detay sormak istiyorum. Az önce bahsetmiştiniz, bir hocamız da onu sormuş. AYT'nin de TYT'nin de bu olumlu adımlardan sonra hem psikolojik olarak iyi etkileri olacak hem de lisans programlarına girişler değişecek. Fakat bu içinde bulunduğumuz süreçte hocam, geçen yıl kontenjan doldurmayan tam burslu bölümlerin nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Yani bunlar doluluk oranı artacak değil mi bu yıl? Şimdi programa göre değişir bu. Hangi programlar hangi programı kastettiyse onu öğrenmem iyi olurdu ama genel bir şekilde konuşursak şimdi tam burslu programlarla ilgili şöyle gelişmeler var. Vakıf üniversitelerine YÖK tam burs kontenjanlarını arttırmak üzere bir yazı gönderdi. Evet. Vakıf üniversitelerinin tam burslu kontenjanları artacak. Bu artış karşılığında da ücretli bölümlere daha fazla öğrenci alma yetkisi, daha doğrusu olanağı tanındı vakıf üniversitelerine. Hı hı. Tam burslu kontenjanlar artacak. Bu şu demektir, daha fazla öğrenci vakıf üniversitelerine tam burslu kontenjanlardan yararlanma cihetine gidecek. Dolayısıyla taban puanlarda ücretsiz eğitim öğrencinin ücretsiz eğitim alabileceği taban puanlarda
de başarı sıralarında aşağı doğru bir çekilme bekliyoruz. Evet. Aşağı doğru bir çekilme bekliyoruz. Boş kontenjanlar burslu bile olsa bölümün özelliğine göre, üniversitenin niteliğine göre tabii ki bu yıl dolabilir. Evet. Hocam netlerin artırılması için öğrencinin ne yapması gerekir? Netleri arttırmak için ne yapmalıyım? Genel anlamda öğrenciler değerlendirmeyi total bütüncül olarak yapıyorlar. İşte TYT'de 90 artı, TYT'de 70-90 net barajı. Şimdi neyi hedefliyor öğrenci? Hangi başarı sırasında bir bölümü hedefliyor? Her üst başarı sıra, yani ilk 50 bin diyelim, ilk 50 binde öğrenci yer almak istiyorsa konu öğrenmeye temel almalıdır çalışma programında. Hala 70-90 net arasında sıkıştıysa TYT'de, bunun AYT'de de yansıması olacaktır. Konu öğrenme temelinde çalışmasını yönlendirmeli. Koronavirüs salgını sebebiyle 12. sınıf 2. dönem müfredatının sınav kapsamından çıkarılması bu arkadaşlarımız için son derece büyük bir avantaj. Yani fizikte olsun, işte ileri fizik konularından muaflar, matematikte, matematiğin, uygulamalı matematiğin en önemli konuları olan türev ve integralden muaflar, hiç sevilmez biyolojide bitki fizyolojisi, bitki fizyolojisinden muaflar. Yani elde kalan konular aslında çok aşina oldukları konular, kurslarda ya da kendi yaptıkları çalışmalarla zaten bir kere çalışmış, bir kere tekrar etmiş oldukları konular. Lütfen bu konuları öğrenme temelli, bilgi edinme temelli. Sahip olduğu bilgileri o konunun diğer bilgileriyle iliştirmek üzere bağlantılı olarak düşünme temelli çalışsınlar. Evet. Bir öğrenci arkadaşım günümüz koşullarına göre hangi bölümlerin tercih edilmesini önerirsiniz diye sormuş. Artık bundan sonraki hayatımızda yeni normaller olacak. Belki çok tercih edilen bölümlerden ziyade daha önce kontenjan doldurmayan, boşluğu olan bölümler de tercih edilecek. Bununla ilgili siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız hocam? Şimdi önce öğrenci toplumda nasıl bir rol edinmek istediğine karar vermeli. Bu çok önemli. Yani ne yapacağım ben? Yani yapmak istediğim ne? Genelde öğrencilerimiz üç şekilde bu soruya yanıt veriyorlar. Biz sorduğumuzda tabii. Bu soruyu sormalılar kendilerine. Ya bir iş tarif ediyorlar. İşte hocam babamın beyaz eşya dükkanı var ve onun başına geçeceğim. Tamam. Ya bir meslek tarif ediyorlar. Hocam ben diplomat olmak istiyorum. Tamam, çok güzel. Ya da bir problem alanı tarif ediyorlar. Diyorlar ki hocam ben gelecekte temiz su ciddi anlamda bir problem olacak. Temiz suyun sağlanması, ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanması üzerine çalışacağım. Ya da alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmak istiyorum. Ya da kadın sorunları üzerine çalışmak istiyorum diye bir problem alanını tanımlıyorlar. Önce bir problem alanını tanımlasınlar. Ondan sonra bölüm ya da üniversite tercih ederken kendini bu noktaya taşıyabilecek, bu noktadaki bilgi birikimini, deneyimini ve yeterliliğini arttıracak bölümleri ve üniversiteleri araştırsınlar. Tercihte önemli olan nokta bu. Bu her zaman marka bir üniversitenin çok tercih edilen bir bölümü olmayabiliyor. Bakın. Her üniversitenin farklı kuruluş amaçları vardır. Her üniversite içinde yer alan bölümün ayrı kurulma karakteristiği vardır. Farklı amaçlarla, farklı ekoller temelinde şekillenir. Bunları araştırması gerekiyor öğrencinin. Hayır, şöyle bir şey yok. Hocam ben diplomat olmak istiyorum. Tamam, çok güzel. Nereden diplomat olacağım? Devlet Üniversitesi'nin siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler bölümüne girersem olur. Başka bir yolu yok mu? Başka bir yolu yok mu? Biz biliyoruz ki var. Evet. Onun için üstlenmek istedikleri role temel olan bölümlerin neler olabileceğini, bir bölüm, iki bölüm adıyla değil, en az beş bölüm adıyla saptayıp, bu bölümlerde aldığı puana göre
eğitim almaya, bu bölümlerin eğitimini hangi üniversitelerde alması gerektiği konusunda üniversite araştırması yapması gerekiyor. Bu nokta önemli. Evet, bu seneki YKS'nin zorluk seviyesini nasıl öngörürsünüz diye sordu bir öğrenci arkadaşım. Şimdi YKS'nin zorluk seviyesi şöyle, ÖSYM üniversite sınavlarının zorluk seviyelerini daha önce hazırladığı test örnekleri üzerinden pilot okullarda isim vermeden, ad vermeden yapar ve değerlendirir. Hangi tip sorulara o dönem sınava girecek olan öğrencilerin ne kadar zaman ayırdığı, soruları nasıl ele aldığı, bunlar tek tek değerlendirilir ve sınavda öğrencinin önüne çıkarılacak sorular bu pilot çalışmalar sonrasında belirlenir. Bu aynı zamanda testler arasında bir standartizasyonu da sağlar. Onun için çok büyük bir değişiklik, zorluk anlamında beklemiyorum. Ama ne olacak? Şu olacak. Zorluktan eğer kastedilen oysa, daha önce TYT müfredatında yer alan ama aslında TYT, AYT ortak müfredatında bulunan bazı konular AYT'de tırnak içinde zor biçimleriyle öğrencinin karşısına çıkacak. Örneğin ne diyebiliriz buna? Matematik söz konusu olduğunda kümeler ya da fonksiyon kavramıyla ilgili Allah Allah bu işin de böyle bir yönü varmış dedirtecek şekilde sorularla karşılaşabilir öğrenciler. Hı hı. Bu umarım bu arkadaşlarım için bir zorluk teşkil etmeyecektir. Bu sene arkadaşlarım maskeyle girecek sınava. Evet. Belki bu onlar için zor olabilir ama siz maskeyle deneme çözmelerini tavsiye eder misiniz? Bunu sormanız. Şimdi ÖSYM kılavuzunda böyle bir zorunluluk belirtilmedi ama idarenin alacağı bir kararla sınav maskeyle yapılabilir. Türkiye'deki bilim kurulunun aldığı kararlar ve eğilimleri göz önüne alındığında sınava maskeyle girilebilme olasılığı çok yüksek. Onun için arkadaşlarım evet denemelerini bu dönemde haftada iki kere deneme uygulamalılar kendilerine en az. Denemelerini maskeyle yapmalarını tabii ki tavsiye ediyorum. Bu iyi bir alıştırma olacaktır. Sınavda böyle bir sorunla karşılaşacağımızda sınavdan önce bunu denemesini yapmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Evet, denemelerinizi maskeyle yapın. Evet, çünkü açıklamak şu anda kılavuzda yer almasa bile resmi olarak ÖSYM'nin tanımlanmış resmi hesaplarından bu açıklanmıştı. Elbette şeyler değerlendirilecek dediler. Gözlük kullananlar için veya astım hastası olanlar için yeni açıklamalar biz de bekliyor olacağız. Bekliyoruz, evet, evet. Hocam, iş dünyasına girişte bir öğrencinin taşıması gereken yetkinlikler nelerdir? Bunlardan nasıl bahsedersiniz? Şimdi üretim biçimleri değişiyor. Her üretim biçimi değişiminde şöyle bir tarihe baktığınızda önemli kırılmalar gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönem Endüstri 4.0 olarak adlandırılıyor. Endüstri 4.0'ın üretim biçimi artık bilişim teknolojilerinin üretimin her alanında, hizmet ve mal üretiminin her alanında etkisini gösterdiği bir çağ. Öğrenci arkadaşım ister sözel alanlarda, ister sayısal alanlarda yer alsın, bilişim teknolojilerindeki bu gelişme seyirci kalmamak durumunda. Bunu şöyle ifade etmiyorum. Bir yazılımcı düzeyinde program yapma, bir bilgisayar mühendisi düzeyinde, donanımdan anlama düzeyinde bahsetmiyorum. Teknolojinin temel kavramlarına öğrenci hakim olmalı. Ve temel bir dilde gidiyorsa temel bir yazılım dilinde bir program yapabilecek yetkinliğe sahip olmaları istenir. Bu önemlidir. İkincisi tabii ki yabancı dil. Yani yabancı dil deyince klasik olarak İngilizceyi tabii ki kastediyoruz. Artık dünyanın dili bu. Hangi iş alanında
hangi ülkede çalışırsanız çalışın, İngilizce ile iletişim kuracaksınız. Güncel kaynaklara, güncel bilgi kaynaklarına İngilizce aracılığıyla ulaşacaksınız. Bunu tartışacak bir tarafı yok. Onun için İngilizce hazırlık eğitimi veren programları öğrencinin özellikle tercih etmesini istiyorum. Lisans eğitiminin İngilizce olması şart değil ama hazırlık eğitimi olsun ve en az %30 İngilizce eğitimi olan programlarda öğrenciler şu güzel dönemlerini, bu 18-25 yaş dönemlerini geçirmelerini istiyorum. Bu önemli. Hemen ikinci yabancı dil konusu gündeme geliyor. Hocam ikinci bir yabancı dil öğrenmeliyiz. İkinci bir yabancı dil olarak ne öğrenmeliyiz? İkinci yabancı dil öğrenmek istiyorsan öğren. Çok gerekli değil. Öğrenmeye karar verdiysen hangi dil sorusuna da neyi arzu ediyorsan, hangi kültür alanını, hangi coğrafya senin ilgini çekiyorsa o coğrafyanın dilini öğren. Bunun evet. için İngilizceden sonra Almanca, İngilizceden sonra Fransızca öğrenmek zorunluluğu yok öğrencilerin. Hangi coğrafya alanı, hangi kültür alanı öğrenci ilgisini çekiyorsa o alanın dilini öğrensin. Tabii ki iletişim becerileri. İletişim ve sunum becerileri bu çok çok önemli. Artık hiçbir iş tek başına yapılmıyor. Her işi yaparken bir ekibin parçasıyız. Ve karşımızdakini anlayabilecek o işi kendi üzerimize düşen payını eksiksiz bir şekilde yapabilecek. İşin yapılma aşamasında karşılaştığımız sorunları kompleksiz bir şekilde paylaşıp çalışmayı sonlandırabilecek düzeyde empatiye sahip olmamız gerekiyor. İletişim becerileri çok iyi. Eğitim programlarını, öğrenci sunumlarını temel alan, stajlarla ve projelerle yürüten üniversiteleri, öğrenci ve bölümleri tercih etmek öğrenci arkadaşlar. Çünkü bu beceriler yapa yapa yapılan kazanılan, deneyimle kazanılan becerilerdir ve her zaman bir grupla yapılır. Yanlış yaparsın, yanılırsın ama her zaman bir grupla yaparsın. Bu konuya hassasiyet gösteren üniversiteleri ve bölümleri tercih etmesi gerekiyor öğrenci arkadaşımın. Başka çağın yeterlilikleriyle ilgili ifade edebileceğim temel kavramlar bunlar. Çok teşekkürler hocam. Sizce bu sınava hazırlık sürecinde öğretmenlere düşen rol ne olmalıdır hocam? Benim sesim yankı yapıyor sanırım. Öğretmenleri, öğretmen arkadaşlarım biliyorum ben çalışıyorlar. Sosyal medya ondan sonra üzerinden öğrencilerin her türlü sorularına yanıt vermeye çalışıyorlar. Gecenin bir saatinde geometri WhatsApp'tan atılan geometri soruları. Evet, evet. Çok öğretmen arkadaşım var. Bu korona sürecinde öğretmen arkadaşlarımız biraz dikkatimi çekiyor ve bu konuda uyarmak istiyorum. Sağlık personelimiz çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Ama başta devlet okullarının öğretmenleri olmak üzere özel okul öğretmenleri de online yayınlarla online yayının ötesinde özel hayatlarından fedakarlık ederek öğrencilerin bu hazırlık sürecini destekliyor. Umarım sınavdan sonra fedakarca çalışmalarından dolayı gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse özel kurum yönetimleri bu öğretmen arkadaşlarımı uygun bir şekilde takip ederler. Ulusal anlamda eğitim verebilen dünyanın sayılı ülkelerindeniz hocam. Şu süreçte yaşanan şu pandemi sürecinde yani bunu başaran maksimum 3 ülke olmuştu. Tamamen nesnel verilere göre konuşuyorum. Bu anlamda 16 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen. Tam anlamıyla hocam dediğiniz gibi zaman mekan kavramı olmadan öğrencilerin sorularını cevaplıyorlar. Onlara rehberlik ediyorlar. Onların eğitim süreçlerinde veli de işin içerisinde oluyor. Evet. Bu hazırlık sürecinde. Bir de velilere ne tavsiye edersiniz hocam? Onu da. Evlatlarımız şu dönemde kral ve kraliçe. Yani bunu önceden kabul edecekler. Ve onların mutluluğu için çok da fazla işlerine karışmadan. Ama her ihtiyaç duyduklarında yanında olduğumuzu bilerek davranmaları gerekiyor.
sınava çalışan arkadaşlarımın çalışma programlarına şu dönemde çok fazla karışmıyorum. Uyuma, kalkma, yatma, yeme, içme saatlerine çok fazla karışmayın. Ama bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Yani sınava bir ay kala, özellikle bayramdan sonra saat 10 itibarıyla öğrenci arkadaşlarım herhangi bir işi yapabilecek şekilde hazır olmalılar. Uyku düzenlerini de buna göre ayarlamalılar. Evet. Şu dönemde üniversite adayı tabii ki gergin olacak. Hiç beklenmedik çıkışlarla karşılaşabilir velilerimiz. Bu konuda oturup dinleyecekler. Yani çünkü şöyle bir değerlendirme de yapmak istiyorum. Bu öğrencilerimiz tercih süreci sonrasında bir hukuk fakültesine yerleşememe gerginliği yaşıyorlarsa bu onların sorunu değil. Bugün üniversite sınavında tercih yapabilecek düzey, yani 170 barajını geçmiş olan her üniversite eğitimini sürdürebilecek yeterliliğe ve potansiyele sahiptir. Buna rağmen yerleşememe, sıralamaya girememe, taban puanı tutturamama endişeleri varsa bu o arkadaşlarımın, yani üniversite adaylarının sorunu değil. Bu toplum olarak bu toplumu da şu anda biçimlendiren erişkin insanlar olarak bizim sorunumuz. Onun için gerilimden dolayı bu arkadaşlarımın yapacakları yerli yersiz, bize göre. Yerli yersiz çıkışları sineye çekmek zorundayız. Hocam, hayatımız sınav değil mi? Yani çok küçük yaşlardan itibaren sınavlara girmeye başlıyoruz. Ve bir insanın hafızasını yokladığı zaman kendisinde iz bırakan en önemli olaylardan mutlaka bir ya da iki tanesi sınavla ilgili anı olabiliyor. Çok haklısınız. Yani ben üniversiteden mezun olduktan sonra, yıllar sonra bile sınavdan kaldığım duygusuyla rüyalarımdan uyandığımı bilirim. Ya da sınava geç kaldığım duygusuyla rüyalarımdan uyandığımı bilirim. Bu gerçekten çok önemli. Hayatımızın çok önemli bir parçası. Derler, Waterloo Savaşı'ndan önce Napolyon ordugahında dinlenirken yaveri yanına yaklaşmış ve biraz böyle sarsarak uyandırmış. Derler ki Napolyon'un ne oldu, yoksa sınav mı var? Feradiyle uyandığını ifade ederler. Bunu rivayet ederler. Evet, bu kadar önemli. Her zaman böyle miydi? Yani değildi tabii. Yani sanayi devrimi sonrasında ve ulusal devletlerin kurulması sonrasında genel eğitime önem verilmeye başlandı. Liseler açıldı. Bizim ülkemizde de başta olmak üzere liseler açıldı. Yüksek öğrenim kurumları şekil değiştirdi, biçim değiştirdi. Tabii ki her ve bir eğitim öğretim kurumundan başka bir eğitim öğretim kurumuna geçerken işte bugünkü yaklaşıma benzer sınavlar uygulanmaya başlandı. Ama günümüz anlamıyla çoktan seçmeli test türündeki sınavların ortaya çıkışı 1950'ler, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasına tarihlenebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana işte bu tür sınavlarla biz bir üst öğretim kurumuna geçmek için mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Burada dikkat çekmem gereken nokta belki de bu. Şimdi bu sınavlar bir başarı sınavı değil. Bir eğitim kurumundan bir başka eğitim, bir üst eğitim kurumuna geçişte kullanılan sınavlar sıralama sınavı. Aday arkadaşım, üniversite adayı arkadaşım aldığı sonucu, yerleştirme sonuçlarını kendi başarı ve başarısızlığı olarak değerlendirmemeli. Bu bir sıralamadır. Asla kendisini ölçen bir sınav olarak değerlendirmemeli. Bu sınavlar nesnel olmak adına öğrencileri herkes için kabul edilip bilecek kriterler üzerinde sıralamayı amaçlayan sınavlardır. Üniversiteye giriş sınavı söz konusu olduğunda bu nesnel kriter yüz yüze eğitim görülen konulardır. Yüz yüze eğitim görülen konulardan bir sınava ve bir sıralamaya tabi tutuluyorsun. Bu senin ne kişiliğini ölçer,
ne ilgi alanlarındaki derinliği ölçer, ne etik bilincini, ne başka insanlarla olan iletişim gücünü ölçer. Lütfen öğrenci adayları, üniversite öğrenci adayları bu sınav sonucuna bakarak kendilerini değerlendirmesinler. Bunun özellikle altını çiziyorum. Sınavlar hep olacak. Oldu bugüne kadar girdiği onlarca sınav var. Bundan sonra da onlarca sınava girecek. Hiçbiri sadece mesleki yeterlik sınavları dışında hiçbir sınav sizi ölçmeyen, genel anlamda değerlendirmeyen sınavlardır. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam öğrencilere YKS maratonuyla ilgili? Son olarak ifade edeceğim ne kadar zamanımız kaldı Ceylan Hanım? Sorular benim sorduğum sorular bu minvaldeydi. Evet. Ama zamanımız var şu anda. Tamam. Ceylan Hanım en son olarak ne ifade etmem gerekiyor? Tercihlerinizi lütfen bilinçli olarak yapın. Yani üstlenmek istediğiniz sosyal rolle uyumlu tek bir bölüm yoktur. Bu rolü 5-6 kanaldan elde edebilirsiniz. Bir kanal olmuyorsa başka bir kanalı deneyin. Diplomat olmak istiyorsunuz örneğin konuşmamın başında vermiştim. İlla A Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmanız gerekmiyor. Evet. B Üniversitesi'nin X bölümünden de bu yola girebilirsiniz. Bu konuda gereken bilgi birikimini sağlayabilirsiniz. Şunu unutmayın. Öğrenme korona sürecinde bize öğrettiği gibi zaman ve yer sınırının dışında artık. Birçok üniversite, yurt dışındaki birçok üniversite birçok dersini ücretsiz bir şekilde online gerçekleştiriyor. Bugün Stanford Üniversitesi'nin bir dersini o üniversitenin öğretmeninden online olarak izleyip sertifika bile alabilirsiniz. Yani sınav her şeyin sonu değil. Kendi belirlediğiniz rol noktasında sizi geliştirebilecek, olanakları sağlayabilecek bölüm üniversite ve şehirdir yapmanız gereken tercih. Son olarak ne ifade edebilirim? 28 Haziran'da sınava girecek arkadaşlarım. Unutmamalarını istediğim bir şey var. 7 Temmuz'a kadar otoritenin başarı puanlarını aday işlemleri sistemine girip onaylamaları gerekiyor bu arkadaşlar. Evet. Bunu yapmayı da unutmasınlar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Aktardığınız bilgilerden dolayı sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Konuklarımıza, misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum yayına katıldıklarından dolayı. Yeniden görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.